LGS öncesi son tekrarlar, nokta atışı 2 ile devam ediyorum. Hemen başlayalım. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi, siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği, aynı zamanda kapitülasyonlardan kurtulma isteği etkili olmuştur. 19. Tümel, Anafartalar, Arıburnu, Conk Bayırı gibi kelimeler, kavramlar gördüğümüz zaman bunun Çanakkale Cephesi ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesi'nde göstermiş olduğu başarı ileride Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadele önderi olmasında etkili olmuştur. Ermeni göçü dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken Tehcir Kanunu, Doğu Anadolu bölgesinde karışıklık çıkartan Ermenilerin yine o dönemde Türk toprağı alan, Osmanlı toprağı alan Suriye'ye göç ettirmesidir. Tehcir veya Sevk ve İskan Kanunu da diyebiliriz. Mondros Ateşkesi, bilmemiz gereken konulardan bir tanesi, bir 7. maddesi var. Anlaşmanın en tehlikeli maddesi diye bahsetmiştik. İtilaf devletlerinin güvenliklerini tehdit eden bir durum oluşması halinde istedikleri yeri işgal edebilmeleri tüm Anadolu'nun işgallere açık hale geldiğini gösteriyor. Ve itilaf devletleri bu maddeyi bahane ederek Anadolu'nun her yerini işgal etme hakkını elde ediyorlardı. İşgaller karşısında Türk halkının tutumu için kararlı mücadeleci diyebiliriz. İstanbul hükümeti işgallere karşı sessiz kalıyordu. Yani teslimiyetçi bir politika izliyordu. İşgaller karşısında Türk halkı tarafından kurulan direniş birliklerine Kuvayi Milliye Birlikleri demiştik. Kuvayi Milliye Birlikleri ile beraber Anadolu'nun her yerinde farklı cemiyetler kuruluyordu kurtuluş mücadelesi için. Ama bu cemiyetlerin en önemli özelliği bölgesel cemiyetlerdi. Kuruluşlarında vatan millet sevgisi olmasına rağmen amaçları bulundukları bölgeyi düşmanın işgaline karşı savunmaktı.